Biz gittiğimizde çadırda çok kimse yoktu. Biz bir basın açıklamasına gittik. Basın toplantısı yaptık yukarıda. İş ve aşk buluşmaları diye bir program başlatmıştık. Bizim açıklamalarımız bitti. Aşağı indiğimizde şöyle bir manzarayla karşılaştık. Kalabalıklaşmıştı dışarısı ve camlı bir kapı var binasının. Camlı kapının bir metre, ancak bir metre, yani bizim ancak geçebileceğimiz kadar bir boşluğun olduğu bir etten insan duvarı yapılmıştı. Ben önce anlayamadım. Arkadaşlara sordum. Bu insanlar bizim partili arkadaşlarımız mı dedim. Yok dediler. Onlar sivil polisler dediler. Baktığımda sivil polisler ne yapıyor? Dışarıdan yani o çadırın oradan bağıran bir takım erkekler var. Ben kadın görmedim zaten. Erkekler var. Bağırıyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ve polisler de onları sanki işte bir şekilde engellemeye çalışıyor gibi bir hava vardı. Ve biz oradan çıkarken belki biraz abartılı gibi olabilir, belki öyle gelebilir ama sanki Madımak Oteli'nin kapısında hani bulunmuş olan insanlar gibi hissettik. Yani biz kendi aramızda konuşuyorduk. Grup olarak mı çıkalım, tek tek mi çıkalım falan. Neyse sonra da biz 3 kişi olarak çıktık. Ben biraz yani hastalıktan kalkmışım, onun için zaten yavaş yürüyorum. Bir de yerlerde kar ve buzlanma olduğu için de dikkatli yürümek zorundayım. Onun için de 3 kişiden biri olarak geride kaldım. Ve şerefsizler diye sesler duymaya başladım. Ve Garop Paylan'ı ima eden pis Ermeni vesaire gibi bağırışlar duydum. Ben de o hareketi yaptım. O hareket esasında geçen kamuoyuna yaptığım açıklamada da ifade ettiğim gibi oradaki annelerden ziyade o düzeneyi kurmuş olan iktidarıydı. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi partinin girişinde siyasi partiye gelen misafirlere veya giden misafirlere hakaret eden, küfür eden bir grup insanın bir çadır altında konuşlanmasına izin vermez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olması mümkün değil. Yani şöyle düşünün, kapınızın önünde bir grup insan var, gelen misafirlerinize, giden misafirlerinize hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Bu nasıl bir şey yani? Ve asıl ilginci, HDP'nin PKK'ya gitmiş çocukları, HDP'nin çağını, HDP'nin PKK'ya ilgisi ne Allah'ın size? Yani hükümetin yaratmaya çalıştığı HDP eşittir PKK. Bugün Devlet Bahçeli de aynen böyle söyledi. HDP PKK'dır nokta dedi. Bu büyük bir haksızlık. Bu yeniden seçilme korkusu yaşayan iktidarın HDP'yi siyasi matematiğin dışına düşürmeye çalışan veya HDP ile ilişki kurma ihtimali olan İYİ Parti, CHP gibi partileri de boşa çıkarmaya çalışan bir çabanın sonucu. Bu o kadar çıplak bir gerçek ki. Yani benim el işaretim esasında ne yaparsınız yapın biz kazanacağız anlamına gelen bir şeydi. Yani bu düzeneyi kurmuş olan, buna razı gösteren, buna bunu bir şekilde aşağı yukarı bir senedir sürmesini sağlayan mantığa, ki bu iktidar mantığıdır, buna itiraz ettim. Ve ben burada sonuna kadar yaptığım hareketten memnunum. Doğru bir harekettir. Bir zafer, o annelere karşı alınmış veya alınacak bir zafer anlamı taşıması tamamen yandaş medyanın benim konuşmamı ya da benim o hareketimi kendi yorumlayış tarzını. Çünkü öyle bir şey istiyorlar, öyle bir görüntü vermemizi istiyorlar, anlaşılan. Ama ben legal olarak kurulmuş Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin Diyarbakır gibi büyük şehirde il binasının önünde bir çadırda ve polisin getirip götürdüğü, iddialara göre basında da yazılmış olduğu gibi onlara maaş bağlandığı bir takım insanların içlerinde tabii ki gerçekten çocuklarını dağdan inmesini isteyen anneleri olduğuna tabii ki inanırım. Ama benden herhangi bir temas olmadı zaten. Ben onların oradaki varlığından bile farkında değilim. Daha sonraki videolarda gördüm bir takım annelerin orada olduğunu. Kaldı ki
benzer bir hareketi Şen Yaşar ailesi, yanılmıyorsam, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il binasının önünde benzer bir eylemde bulunmaya kalktığında gözaltına alındılar polis tarafından. Yani bugün zaten herhangi bir siyasi partimizin kapısına gidip de benzer bir şey yapmaya kalkarsanız polis gelir orayı kaldırır. Ama HDP olunca polis kaldırmıyor. Neden? Çünkü HDP'yi kriminalize etmek istiyor hükümet. Çünkü gerek 7 Haziran'da iktidarı kaybetmiş olan Tayyip Erdoğan'a kaybettirmiş olan ve aynı zamanda yerel seçimlerde İstanbul'u kaybettirmiş olan HDP'ye bir ders vermek. HDP'nin bu denklemde denklem dışına düşmesini sağlamak. Ya bu kadar açık ve net bence. Onun için beni anlarlar anlamazlar bilmiyorum ama benim topluma söylemek istediğim şey budur ki hükümet, iktidar orada bir düzenek kurmuş vaziyette ve bu düzeneğin anlamı daha giden çocukları HDP götürüyor. Yani HDP eşittir PKK. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Yani HDP ne yapabilir dağdan çocuklarını getirmek için? Ya daha ne yapsın? Yani çözüm süreci denilen süreçte gayretlerimiz neydi ki? Yani gayretlerimiz dağdaki gerilla diye dağa çıkmış olan kişilerin gelmesiydi. Dolayısıyla da bunun gerçekleşmesini önleyen biz değiliz ki. Yani masayı deviren biz değiliz. Masayı devirenin kim olduğu belli. Dolayısıyla da bu büyük bir haksızlıktır. Halkların Demokratik Partisi'ne yapılmış büyük bir haksızlıktır. Ben bunu kabul etmiyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin, hele hele çok da açık söyleyeyim, Türkiye'de en demokratik parti olan ve en demokrasinin en ileri boyutta ilkelerini savunan partiyi de biziz. Yani Türkiye'nin bu çok kimlikli coğrafyasında bu insanların taleplerini bir araya getirerek ortak bir biz oluşturmak için bir çaba çıkaran bir partiyiz. Yoksa onların gibi efendim İslamcı olsun, yok bir seküler olsun, yok bilmem ne olsun diye siyaset yapmıyoruz. Biz bütün herkesi kapsayan bir yerden siyaset yapmaya çalışıyoruz. Yani siz ne derseniz deyin. Çünkü bu işaret biliyorsunuz, ben 68 kuşağından bir insanım. Bu işaret benim gençliğimde barış işaretiydi aynı zamanda. Dolayısıyla benim için normal ve doğal bir şeydi o elimi yukarı böyle kaldırmak. Yoksa beni tanıyan insanlar bilirler, ben kimseden intikam almak isteyen öyle bir kişiliğe de sahip değilim yani. Hani vardır bazı insanlar öcü almak isterler. Benim böyle bir derdim yok hayatla. Ben zaten 70 yaşına gelmiş bir insanım. Hayatta bir kariyerim var, yaptığım işler biliniyor, bilinen yani bilenler biliyor. Benim herhangi bir şekilde nefret ettiğim herhangi bir insan olmadığı gibi herhangi bir kurum da yok. Nefret etmiyorum yani. Ama doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Yanlış olduğunu, bu Türkiye halklarının yaranı olmadığını söylemek istiyorum. Bu benim görevim. Yani ben gerek kuşağımın ruh haline, gerek okuduğum, ettiğim fikirlerin gereği olmak üzere bunu söylemek zorunda hissediyorum kendime. Yani siyasete de bu yaştan sonra girmem sebebi bu. Yoksa ben geçmişte de siyasete girebilirdim. Ama böyle bir tercihim olmadı o zamanlar.